Günaydın. Şimdi evden çıktık ama evden çıkmamız bizim bayağı bir sürüyor. Hani hem hazırlık süreci hem de Lia'yı evde bırakırken Lia'yı bir hazırlıyorum. Ama yine enfekte olmuş. O yüzden tam iyileşmeden onu çıkartmak istemedik. Lia'yı da biz gün içinde kameradan bakıyoruz, takip ediyoruz. Ağlıyor mu, uyuyor mu falan diye. Baktık böyle susmuyor, ağlaması durmuyor. Planımızı gün içinde değiştirip erken eve dönüyoruz. Ama o süreci atlattık bayağı. Bugün spor takılıyoruz. Normalde pazar günleri spor takılıyoruz ama bugün cumartesi bu arada. Parfüm sıkmayı unutmuyorum. Sıkayım. Evde çok sıkmıyorum. Diye'yi bırakıyoruz ya. Pencereleri de kapatıyoruz. Kokusunu en çok sevdiğim parfümün herhalde. Aa, çok güzel kokuyor ya. Ama bundan sonra başka bir şey. Ya da vazgeçmem belki yine bunu olur. Şu an kullandığım Yves Saint Laurent Libre çok güzel kokuyor. Ama çok şey oldu sanki. Bilinir. Klişe. Hani bilindik parfüm ya. Ben daha böyle daha az bilinen. Cep istemiyorum ya. Yo, bu o değil. Sporda bunu kullanırız. Çok güzel oldu. Ama kombini bu değil tabii. Ama senin zaten edit işlerin falan varsa zaten edit yaparsın olmalı. Yani sen bilirsin, nasıl istersin. Bu arada bizim gerçekten şuna ihtiyacımız var. Hep böyle şu çay bardağımız var ya, normal böyle altlık yok. Onu alırız. 42'ymiş. Teki 42. Ne alaka bak, bunun da büyüğü var, bu da 42. Ama bardağı farklı olur. Bardağı daha büyük. Ama ikisi de 42 TL. Bunu tercih ederim. Yani et. Çok şık. Buradalar. Sirkelik yalnız. Ama çok iyi ya. Bak. Fazla yani. Yellow, siyah. Aa. Bu tam bizim evdeki. Şey gibi oldu, Survivor'ın o giriş şeyinde Yasin şey yaptı ya, yine geldik mekanda, evet. Hadi bakalım Yasin. Ya bu havada, batağın içine bakın. Ama spor yapacağımı da söyler misin? Spor yapacağı içinmiş ama yani soğuk da içilmez. Mis gibi böyle, kapıcına var ki. Manzara çok güzel. İnsanlar da güvenimiz ama yürüyen merdiven var bebeğin içerisinden, hemen İtalya'ya çıkıyor. İtalya'nın bu zeytinyağı o kadar güzel oluyor ki. Dedim. Batuhan her zamanki gibi pizzasını söyledi. Kesin bitiremeyeceğim ama. Bu pizza değil ya, bu başka bir şey. Kesinlikle bitiremeyeceğim canım. Her zamanki bir taklördüğünü söyledi. Teşekkürler. Neredeyse yarım kilo et var. AVM'ye de ulaşıyor. Şimdi Metropol AVM'ye geldi. Diğer için kıyafet bakacağız. Buradaki Fast Shop'ta güzel kıyafetler vardı. Şimdi ona kıyafet bakacağız. Sonra eve gideceğiz, onu alacağız. Mehmet babamlara gideceğiz. Değişiklik olur. Başka bir eve. Kolları filan ama bak yine bunun büyük. Büyük hepsi. Burada küçükler var. Buradan bak.
Bak şurada minicik bir tane var, gördün mü? Aa evet evet, bak o olur. Ama hiç güzel değil. Ama şey, kalın da değil zaten. Böyle bir şey daha buldum. Bu olur bu arada patilerinden. Değil mi? Yüksek gitti mi? Bak tasma yeri de var mı? Sanki buna nazaran bu daha iyi olur. Çünkü bak tasmasını takacağız ya pembe. Bu karman çurman iyi olacak iyice renk açısından. Bu buldum. Çok tatlı. Ama bu evlik, dışarılık değil. Ve şu göğüs şeyi bence sık alabilir. Şu anda bir bu olabilir. Aa bak. Ama şey, tasması pembe ya. Pembe kırmızı karışık. Sevgililer gününde bu Liya'ya tam olur. Bence. Düşünsene onunla birlikte gidiyoruz. Komik olurdu. Güzel olmaz. Çok güzel fotoğraf olmaz. Ben de kırmızı giysem. Çok şey. Çok mantıklı. Evet. Liya! Bebeğim! Kızım! Ay, televizyonu kapanmış. Işık kapalı. Gel bebeğim. İki bebeğin ilk karşılaşması. Gidiyoruz. Seninle gidiyoruz kızım. Aa, çeşme yaptın oraya. Aferin. Aferin sana. Bak gitti oraya yaptı. Biz hazırlandık. Şimdi nereye gidiyoruz? Gezmeye mi gidiyoruz? Biz şimdi gezmeye mi gidiyoruz? Az önce kıyafet bakıyorduk ya, bulamadık. Yani istediğimiz göre bulamamıştık. Sonra ben dedim trant yoldan alırım. Sonra aklıma bu geldi. Bunu Aslılar yılbaşında hediye olarak almıştı diye ya. Ama küçük gelmişti. Üzerinden bir ay geçti. Oldu yani. Kollarını kıvırdık. Kollarını kıvırınca oldu. Değil mi kızım? Ya bir tık büyük geldi hala tabii ama en azından ilk haline göre kolları girdi. Hayvana üst üste giydirdik. İçine bunu giydirmiştik. Daha doğrusu üşendik herhalde, çıkartmaya direkt bunu giydirdik. Bu da belki evde böyle kalır diye. Şimdi sıcak bastırıya çıkarttı. Biraz hapşırmanın azaldı mı bunun? Bakalım, bir 4-5 gün daha var ya ilacı. Bak dışarıya, bak dışarıya. Gel. Trana gidiyoruz. Orada havuza bakan bir şey vardı, bir kafesi vardı. Orada tatlı çay, kahve falan keyifli oluyor. Oraya gidiyoruz. Oraya da en son yazın gitmiştik sanırım. Öyle, sonra işte bilgisayarlarımızı falan aldık. Belki orada biraz çalışırız diye. Normalde mandarina gidecektik. Hatta mandarina Liya'yı da götürecektik. İşte 9 kiloya kadar köpekleri de alabilir. 10 kiloya kadar, pardon. 10 kilo. 10 kiloya kadar köpek alıyorlarmış. Dedik hani Liya ile mandarine gideriz. Ama mandarin çırağına göre hani çok dışarıda alan yok. Böyle fotoğraflık olsun vesaire. Aynen, şey yani. Nargile köpek koymuşlar dışarıya, mekan bitmiş yani. Normalde olan peyzaj alanını da böyle kapatmışlar. Dış alandaki mekanlarına girebilmek için sınırlamışlar. Oradan geçemiyorsun. Oturabilmek için de zorunlu nargile alman gerekiyor vesaire. Dedik çırağına gidelim. Mandarin'e sadece Novikov için. Biz Çırağan'a sevgili zamanımızda, sevgililik zamanımızda orada The 47 diye bir mekan vardı. Zaten kaç tane, 3-4 tane mekanı var Çırağan'da. The 47 sadece böyle işte alkol aldın. Deniz kenarına doğru hani keyif yapabileceğim bir... Kokteyl de var. Aynen. Ama son gittiğimizde biz işte sevgililik zamanımızda böyle kokteyl içiyorduk. Alkolsüz kokteyl. Öyle takılıyorduk. Ama şimdi de şey yapmışlar oraya da. En son evlendikten sonra işte gittiğimizde alkolsüz kokteyli sorun ettiler. Biz dedik tamam, hani alkolün fiyatı kadar ücreti alın ama biz alkolsüz kokteyl istiyoruz. Biz bir onu soralım, bir şeyler. Sonra en sonunda getirdiler. Değil mi? Hı hı. Şimdi hani gitmeyiz herhalde. Ya
O yüzden The 47 yerine işte oradaki diğer mekan, böyle daha kafe gibi tatlı şey yiyebileceğin kafesi var. O da havuza bakan şeyi. Oraya gideceğiz. Manzaraya bakın. Kestirme yaptığımız için mi buralardan gidiyoruz? Bence arabayla sıkıntı bir yol aşkım. Etkinlik falan davet mavet bir şey yoksa. Ama gerçi etkinlik yoksa alıyorum. Etkinlik yoksa alıyorum. Merhaba, kafeye geldik. Tamam, yeri biliyoruz be efendim. Ha, biliyorum. Teşekkür ederim. Her geldiğimizde genelde hep yazın geldiğimiz için düğün etkinliğe denk geliyorduk. Rahat olamıyorduk fotoğraf açısından. Kısıtlıyorlardı alanları çünkü. Şimdi istediğimiz gibi gezebiliriz. Ay şöyle şeyler olsa değil mi? Evde de böyle. Küçükten büyüğe. Çok güzel görünüyor. Ay gideceğimiz mekan şeymiş. Yenileniyormuş. Karşı taraftı normalde ama kapalıymış. Normalde işte havuza karşı olan bölümde. Bir de şurası var. Buraya oturabiliyormuşuz ama burası daha arkada kalıyor. Beğenmezsek gideriz olmadı. Hah, şurasıydı işte oturacağımız yer. Oturmak istediğimiz yer yenileniyormuş. Şansa. The 47 de şurada. Tabi bu saatte keyifli olmaz da akşam keyifli oluyor. Wow, çok iyi görünüyorsun. Şurayı da kapatmışlar. Şansa yani. Buralar yazın tabi açılıyor, keyifli oluyor. Işıklandırmalar filan. Been a place where they told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down.